Sen de çok değerli yazarlar, şairler, çizerler yetiştirdi. Onlardan biri de Sayın Ahmet Batu. Tabii bandrol bu şairler arasında Ayten Mutlu'yu da saymak gerekiyor. Ayten Mutlu da dünya çapında bir şair. Onu da çok arzu ediyoruz burada konuk etmeyi ama sağlık durumu el vermiyor. Ayten Mutlu'dan birkaç şiir değerlendirmesi yaptıktan sonra size geçeceğim Ahmet Bey. Ayten Mutlu şöyle diyor bandırma ile ilgili. Harmanımız deniz kıyısında Poyraz rüzgarlarıyla karılıyor. Çok güzel bir değerlendirme değil mi? Poyraz ve Evet, bandırma. Ayten Mutlu benim sınıf Öyle arkadaşım. mi? Birlikte Öyle mi? okuduk Evet, tabii. onu konuşuruz Selam birazdan. olsun kendisine. Evet. Yine şiir insan ruhunun şarkısıdır diyor Ayten Mutlu. Şiir bir anlamda güzelliğe yani sonsuz olana varan yolu ararken soru sormaktır diyor. Ve bandırma sevgisini de şöyle dile getiriyor. Bandırma hayal şiir olarak kalbimde taşıdığım öz yurdumdur. Evet sınıf arkadaşınız biraz bahsedelim Ayten Mutlu'dan o Tabii zaman. Ayten çok değerli bir şair. Gerçekten ünü yurt dışına taşmış. Çok değerli bir kardeşimiz. Onunla çocukluk yıllarımızın birlikte geçmiş olması benim için ayrıca bir gurur. Birkaç sene önce Bandırma'da bir şiir programı yapmıştık. Orada konuk etmiştik Gelmiş, kendisini. doğru. Gelmişti. Keşke dediğiniz gibi sağlık durumu iyi olsa da gene gelse. Konuştuk Buradan kendisiyle ama sevgiler, gelemiyor. evet, Evet. sevgiler iletiyorum kendisine. Evet. Ahmet Bey, şimdi şiiri Ayten Mutlu tanımladı. Siz nasıl tanımlıyorsunuz kendi şiirinizi? Tabii şiiri tanımlamak çok zor. Şiir bir anlatım şekli. Yazamadığınızı, çizemediğinizi, söyleyemediğinizi bazen 2-3 satırın içerisinde bir üçüncü kişiye sanki çok farklı bir şeymiş gibi anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben senelerce bunu yaptım. Tabii edebiyat ve şiir çok güzel bir şey. Bizler belki şanslı bir nesiliz. Haşim Nezihi Okay, Esin Kocabay, Türkan Kazancı gibi değerlerin eğitimiyle büyüdük geldik. Sizin üzerinize çok etkisi var değil mi? O üç Olmaz mı? öğretmenin evet. Tabii özellikle Haşim Nezihi Okay ve Türkan Kazancı Allah rahmet etsin. Hatırlayan var mıdır tabii ki bizim dönemimizden çok değerli edebiyat Eski öğretmenlerimizdi. yılların Evet. Şehit Mehmet Allah rahmet Üniversitesi etsin evet. öğretmenleri doğru. Peki şiirlerinizin ilhamını nereden alıyorsunuz? Konuları, içeriği nasıl belirliyorsunuz? Şimdi sevgili Önder, şiirde ilham bunu hep söylerler ve ben buna karşıyımdır. Şey derler ki bu şiiri kime yazdım? Şimdi benim tarzım özellikle aşk şiirleri yazıyorum. Kime yazıyorum? Bir hayale yazıyorum. Şiir öyle bir şey ki o şiiri yazarken sizin önünüzde bir duvar var veya bir başka bir dünya var. Oraya geçiyorsunuz. Bu taraftan hiçbir alakanız kalmıyor. Oraya geçiyorsunuz. Orada yeni bir sevgili, yeni bir aşk, yeni bir hayat, yeni bir yaşam tarzı. Orada yazıyorsunuz, geri dönüyorsunuz. O orada kalıyor, siz burada kalıyorsunuz. Mustafa Bey kitap düzenledi ve devam ediyor. Kitap günlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bandırmaya katkıları hakkında neler söylersiniz? Tabii ki son derece önemli etkinlikler. Bunu aynı zamanda bir Bandırma doğumlu şair olarak bütünleştirerek anlatırsınız değil mi? Bandırma Belediyesi'nin özellikle başta belediye başkanımız olmak üzere kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Belediyemizin Kültür ve Sanat Dairesi'nin Sanat Müdürlüğü'nün bu konuda çok büyük emeği var. Bandırma Kitap Günleri gerçekten Bandırmamızın ihtiyacı olan belki de biraz geç kalmış bir etkinlik. Keşke çok daha önceleri başlasaydık. Çok daha büyük değerler kazandırsaydık. Ama gerek kitap, gerek şiir hepsi iç içe zaten. Bandırma Belediyesi'nin edebiyatımıza, kültürümüze yapmış olduğu katkıları yadsımak mümkün değil. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hemen bir güzel şiir dinleyelim sizden sevgili Ahmet. Şimdi tabii şiir çok ama ben genelde aşk şiiri yazıyorum diyorum da. Benim kadına aşık olarak değil çok da sağlık sorunum oldu.
Geçmiş olsun tabii, onu baştan söylemeliydim. Böyle bir operasyon geçirdiniz. Sağlığınıza kavuştunuz ve tekrar aramızda görmekten mutluyuz. Evet, çok şükür 10 gün önce gerçekten çok büyük bir ameliyat geçirdim ama başta belediye başkanımız olmak üzere gerçekten kültür ve sanat dairesi de çok büyük ilgi gösterdiler. Bu etkinliğe katılmamı istediler. Bugün ameliyatımın 10. günü ama buradayım. Bu işte şiirin ve sanatın gücü diye düşünüyorum. İyi ki buradasınız. Sağ olun. Bu şiiri yine böyle bir sağlık sorunum olduğu zaman, kendimi ölüme çok yakın hissettiğim zaman yazmıştım. Evet, bir hep beraber de dinleyelim. Bir gün senin de çalacaklar kapını. Senden başka duyan olmayacak. Sessizce girecek misafirin. Senden başka gören olmayacak. İstersen yalnız ol odanda o geldiğinde. İsterse yanında olsun tüm sevenlerin. İçtiğin su bile ayrı gitmese onlarla. O gün seninle gelen olmayacak. Bugün belki çok güvendiğin dal var dayanacak. Belki birçok yüz seninle ağlayacak. Ama yarın yeni taşındığın evine belki bir gül koyan bile olmayacak. Şimdi tepeden tırnağa bir bak kendine. Belki birazdan o ses çağıracak. Sadece iyilik ve güzellikler kalsın yanında bugün. Kim bilir, belki de yarın olmayacak. Evet, bu dizeler alkışlanır tabii ki. Harika, kutluyoruz. Üretken bir yazarsınız, şairsiniz. Bu üretkenlik içinde kitap okumaya zaman bulabiliyor musunuz? Kimleri okuyorsunuz? Hangi yazarları, şairleri? Tabii benim idolüm Ümit Yaşar Oğuzcan. Ümit Yaşar Oğuzcan'ı çok seviyorum. Çok değerli bir şair. Gençlerimize de özellikle okumalarını tavsiye ediyorum. Şiire meraklı olanları. Çok okursanız güzel şiir yazarsınız. Bir kere kelime hazneniz gelişir. Şiir çok farklı bir anlatım şekli. Çok geniş bir kelime haznesine sahip olmanız gerekiyor. Şimdi bunu en iyi siz biliyorsunuz, edebiyat öğretmenisiniz. Bizim Türkçemizde bazen bir kelimenin 4-5 anlamı oluyor. Öyle şairlerimiz, öyle ustalarımız var ki o bir kelimeyi bir şiirin içerisinde 4-5 anlamda kullanabiliyor. İşte bunun için çok kelime bilmek, çok okumak lazım diye düşünüyorum. Mustafa Bey, şiir yazıyorsunuz. Tabii bu şiirler içinde bestelenmiş olanlar da var. 16 eser değil mi bildiğim kadarıyla? Evet. Biraz bahsedelim bu bestelerinizden. Kimler besteledi, hangi şiirlerdi? Şimdi en beğendiğim, en benim belki de gururum olan Geceler isimli şiirim bestelendi. Ve bunu Sayın Zekai Tümre, Demet Öküş'te Genç Sesler, Genç Besteler programında seslendirdi. Bunu besteleyen değerli hocam vefat etti, Hasan Şanlıurtürk. Bandırmamızın yetiştirdiği yine çok değerli bir hocamız vardı. O bir iki tane eserimi besteledi. Şimdi ben nota bilmiyorum. Aslında nota bilseydim belki çok daha farklı olurdu. Bazı bu 16 şiirden birkaç tanesini ben kendim Türk Sanat Müziği tarzında kasete, teybe okudum. Bunu hocalarıma gönderdim. Onlar notaya aldılar. Şimdi beste çok farklı bir şey. Yazım şekli çok farklı. İlle bu beste olsun diye yazmıyorsunuz. Ama şiir öyle bir noktaya geliyor ki diyorsunuz ki bundan beste olur. O zaman hemen o bestenin ölçülerine dönüyorsunuz. Onu, şiir kendisini hissettiriyor. Besteye gittiğini evet, hissediyorsunuz. Evet. Onu hemen o beste ölçülerine çekiyorum. Öylece ortaya bazen beste çıkıyor. Değerli konuklar,
Sorularınız var mı? Ben sohbeti, söyleşiyi sonlandıralım. Evet. Son yazdığım şiirlerden biri bu. Bir selam bıraktım bu gece sana. Bir mey bardağında boş tabağıma. Bir nihavend şarkı çalan radyoda. Geçmişten izler var dudaklarımda. Her dokunduğumda boş kadehlere. Anılar doluyor sarhoş yüreğime. O kadar söyledim. O kadar söyledim gelme içince. Hayaller bitmiyor gece gidince. Kadehi doldurmuş garson bir daha. Biraz meze koymuş o boş bardağa. Oysa ben hayalleri meze yapmıştım senin olmadığın boş masalara. Selamım kaybolmuş boşa arama. Radyoda şarkılar dönmüş Hicaz'a. Neyin tadıdır bu dudaklarımda? Garson, garson, bu geceyi de ekle hesaba. Harika, harika bir şey. Evet, değerli konuklar.